Bayram ikramiyesi yatan emeklilere kötü haber. Milyonlarca emekliyi etkileyecek. Bayram ikramiyesi yatan emekliler dikkat. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekliyi kahredecek haber geldi. Kurban Bayramı ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesabına yattı. Bu kez gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaş zammı tartışmalarına katılan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri bekleyen bir tehlikeyi gündeme getirdi. Erdursun, bayramdan önce emeklilere kötü haber duyurdu. Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan bu durum, önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak gibi görünüyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yasal olarak zam yapılacak ve tüm emekliler %25 oranında olması beklenen bu zammı kök maaşlarına yansıtacaklar. Bu nedenle Temmuz ayında emeklilerin alacakları maaşlar zamlı olacak. Ancak en düşük emekli maaşı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle milyonlarca emekli Temmuz zamından faydalanamayabilir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Emekli maaşlarının çok düşük kaldığını belirten Özgür Erdursun, 2019'da uygulanmaya başlayan taban emekli aylığı, emeklilik sistemine zarar veriyor. Yıllarca çalışan ve prim ödeyenler, emekli aylığını dahi bilmeden devletin belirlediği emekli aylığını almak zorunda kalıyor. Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 ve 2008'de değişmesi sonucunda milyonlarca emeklinin ve emekli olacak kişinin aylıkları sosyal yardım değerinde küçük bir rakama düşmüş durumda dedi. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında zam alamayabileceğine dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, "Kök aylığa enflasyon farkı yansıtıldığında emekli maaşları ya hiç değişmiyor ya da belirlenen enflasyon farkının çok altında artışlar oluyor." Bu durumda, emekli maaşları ile zorunlu ihtiyaçları karşılamak imkansız hale geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon oranında artış yapılacak ancak taban aylığı alan milyonlarca emeklinin bu artıştan yararlanıp yararlanamayacağı belirsiz. Sam sonrasında, taban aylıkları 10.000 TL'yi geçmeyenler 10.000 Türk lirası maaş almaya devam edecek, ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşına zam yapılmasının da ayrı bir sorun teşkil ettiğini vurgulayan Erdursun, çalışma süresi boyunca daha çok prim ödeyen ve yüksek primlerle emekli olanları da etkileyen bu sistem, emekliliğin cazibesini yitiriyor. Bu durum kayıt dışı çalışmayı artırıyor. Elden maaş ödemeleri ve sigortasız çalışmalar artıyor. En düşük emekli maaşına zam yapılırsa daha çok prim gün sayısı ve yüksek primler ödeyerek emekli olanların maaşları ile en az prim gün sayısı ile emekli olanların maaşları aynı seviyede olur. Bu sorunu çözmek için emekli maaşlarına seyyanen zam yaparak en düşük emekli maaşı sistemine son vermek gerekiyor şeklinde konuştu.